Aziz Üstadım Profesör Doktor Haydar Baş, Cumhuriyet'in başkenti, Atatürk'ün başkenti Ankara, Ankaralılar ve bu programa katılarak bizlere onur vermiş olan kıymetli dinleyiciler, hepinizi öncelikle saygıyla selamlıyorum. Atatürk, Cumhuriyet, üniter devlet günümüzde pek bir tartışılır, pek bir konuşulur oldu. Zamanında 28 Şubatçılara kolay gelsin, elinize sağlık diyenler, onlar Atatürk'ü, laikliği vesile olarak kullanıp da memleketi, milleti lime lime parçalarken gıkını çıkarmayanlar, bugün dini bahane ederek milleti parçalamaya kalkışanlara, özgürlükler adına birliğimizi, bütünlüğümüzü, milletimizi yerle bir etmeye çalışanlara yine Atlantik ötesinden pek isabet buyuruyorsunuz, pek güzel yapıyorsunuz, elinize sağlık diyorlar. Ve fakat bu salona toplanmış olan insanlar, ekranları başındakiler, gönülleri burada atanlar, kalpleri burada atan insanlar diyorlar ki biz nasıl Profesör Doktor Haydar Baş'la birlikte 28 Şubat'ta hayır, biz bu din siz de dahil olmak üzere hepimizin ortak mukaddesidir. Bu dine uzanacak hiçbir ele ne bu devlet ne bu devleti kuranlar müsaade etmezler. Devletimizin adını kullanarak, Atatürk'ün adını kullanarak bu haksızlığı, bu cinayeti işlemeyiniz demişse o dönemde, beni dinimden dolayı baskı altına almaya kalkışacak bir devlet, bir kamu görevlisi devlete başta ihanet etmektedir diye nasıl o gün mertçe, delikanlıca söylemişse, bugün de Atatürk'ü, devletimizi, cumhuriyetimizi, milletimizi hedef alanlara aynı şekilde hayır, siz çok büyük bir yanlışın içerisindesiniz diyoruz. Bakınız nasıl bir Atatürk. Gençliğe hitabeyi Atatürk nutkun en sonunda ifade eder ve şöyle der: buraya kadar söylediklerim işin hikaye kısmı. Şimdi elhasıl elimizde bir cumhuriyetimiz var. Egemenliğimiz, bağımsızlığımız var. Ve bu egemenliği, cumhuriyeti ben gençlere emanet ediyorum der. Yani nutku o güne kadar olanı biteni bir kefeye koyar. İkinci kefeye ise bundan sonrası olarak, istikbal olarak adlandırdığı cumhuriyeti ve egemenliği emanet ettiği gençleri ifade eder. Ve gençlere şöyle seslenir: İstiklaline kastedecek, istiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış, memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu ahval ve şeraitten daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip bulunanlar gaflet, dalalet, hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Memleketin dahilinde iktidar sahibi olanlar şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleri ile tevhid etmiş bulunabilirler. Millet fakir-i zaruret içerisinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ondan sonra da Mustafa Kemal Atatürk hedef gösterir. Der ki işte bütün bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen istiklal ve cumhuriyetini muhafaza etmektir. Öyle bir insan ki peygamberimizin ifadesiyle Müslümanın en ayırıcı özelliği olan feraset, basiret, hassasiyete herkesten daha fazla sahip. Düşününüz, süfli arzularının esiri olan, yabancı güçlerle işbirliği içerisinde bulunan bir insan bu dirayeti, bu feraseti, bu basireti gösterebilir mi? Siz bizim peygamberimizi mi yalanlıyorsunuz? Süfli arzularının esiri hainler, yabancılar tarafından iş başına getirilenler ne yaparlar biliyor musunuz? Yarım saat önce söylediğine yarım saat sonra sahip çıkamaz, moderatöre çatar. Siyonizme laf söylediğinde arkasında duramaz. Hiçbir meselesinde, hiçbir işinde istikrar gösteremezler. Ve zannetmeyiniz ki onlar yalnızdır. Hayır, onların da evet
Atatürk'e bu millet sahip çıktı. Profesör Doktor Haydar Paşa bugün bu millet burada gördüğümüz gibi sahip çıkıyor. Ama kifayetsiz muhterislerin de sahipleri vardır. Kimlerdir onlar bilir misiniz? Onlar bir anda menfaatlerini onlarla birleştirebilenlerdir. Dakikada birbirini bulabilenlerdir. Ve bu iş nasıl işler? PKK bakarsınız AKP iktidarında hızla, korkunç bir ivmeyle grafiğini yükseltir, tavana vurur. Niçin? Çünkü bu PKK'ya ihtiyaç vardır. Dini satarken perdeleme yapmak için PKK'ya ihtiyaç vardır. Azınlıklar adına hesaplarınızı, geçmiş atalarınız kabul ettiklerinizin hesabını görürken PKK'yı bahane olarak kullanmaya ihtiyacınız vardır. Yine benden bir şey olmaz, benim herhangi bir birikimim, herhangi bir kabiliyetim yok ama eğer şu millet parçalanırsa ben de tutar bir Arnavut, bir Çerkez, bir grubun bir yerinde yer alırım ve kayıkçı kavgasındaki maharetim o zaman pek bir işe yarar. Belki bir makam mevki kaparım diye beklenti içerisinde olanlar o zaman bakarsınız hepsi bir arada aynı düşünceyi, aynı şeyleri seslendirmeye başlamışlar. Ve fakat ben diyorum ki buradan aynen şairin dediği gibi ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Ulusun korkma nasıl bu salondaki imanı boğar Avrupa Birliği dediğin tek dişi kalmış canavar. Ulusun korkma nasıl Profesör Doktor Haydarbaş'ın tezini boğar Atlantik ötesinden siyaseti satın alan canavar. Biz burada haykırıyoruz, seslendiriyoruz. Bu millet geçmişte nasıl Ehli Beyti, nasıl Hazreti Hüseyinleri, İmam Ali Rızaları, Hacı Bektaşları kimsesiz, sahipsiz bırakmadıysa, bugün de doğruyu seslendiren, milleti için yüreği çırpan insanları sahipsiz ve tek başına bırakmayacaktır. Bunun en güzel göstergelerinden birisi. Teşekkür ediyorum. İşte bu salonda yaşadım. Hepinize iyi akşamlar, hayırlı günler diliyorum.